Çorba lezzet olarak iyiydi ama kıvamı biraz koyu geldi bana. Ara sıcak, dediğim gibi ıspanağı biraz daha yoğun olabilirdi. Ispanaklı gül böreği dediği için ben ıspanaklı bekliyordum ama çökelik ağırlıklıydı. Salatanın da sunumu daha güzel olabilirdi. Çok fazla hoşuma gitmedi yani görsel olarak da çok da fazla yemedim zaten. Ana yemek köftesi, kıyması güzeldi, pilavı güzeldi, her şeyi çok güzeldi. Ama ta ki pilavın üstüne reçeli dökene kadar orada ben bittim. Tatlı da zaten ben daha çok şerbetli tatlıları seviyorum ama kadayıflı olduğunu söyledi. Ama bana çok fazla kadayıfı gelmedi. Sofra düzeni yetersizdi. Biraz daha özenli olabilirdi. Misafirperverdi. Karşılaması şeyi güzeldi bize. Güzel karşıladı yani. Güllüşah Hanım sanki biraz böyle patron havası varmış gibi. Ben bilirim, ben yönetirim. Yönetici havası varmış gibi geldi. Emine Hanım biraz daha sessiz, sakin duruyor ama tahminimce kendi gününden sonra açılacaktır diye düşünüyorum. Batuhan Bey çok fazla ses yapmadı ama onu da yarın benim günümde açılacağını düşünüyorum yani. Köftesini ve pilavını beğendim. Çorbanın da lezzetini beğendim. Ve bütün hepsi için 4 puan. Çorbayı hiç beğenmedim. Çok koyuydu, bebek maması gibiydi. Nanesi, limonu eksikti. Ara sıcak, ıspanak, dondurulmuş ıspanak almış. Bir yemek yoktu, hazır yufka almış. Onu da beğenmedim. Salata güzeldi, iyiydi. Yani marulları yumuşamamıştı, gayet güzeldi. Yemeği güzeldi. Patatesleri falan böyle salçasını çekmemiş ama iyiydi, fena değildi. Pilavını çok beğendim, güzeldi. Bayağı iyiydi. Tatlısı da güzeldi, onu da beğendim. Genel olarak misafirperverliği çok güzeldi. Çok neşeliydi, güzel ağırladı. Sofra düzenini beğenmedim. Çok sadeydi, çok basit bir sofraydı. Daha iyi olabilirdi. Çiçeği falan olabilirdi ortada. Daha canlı bir sofra hazırlayabilirdi. Pilavla reçel yemesi bir şovdu. Şov yaptı bizce. Belki de aklı da şov yapmakta. Yani böyle kendini göstermek istedi. Çünkü yemeklerini savunamadı. Asla kendime rakip olarak görmüyorum. Çok hafif bir menüydü. Ben yarışmacıları gördüğümde bu yarışmanın birincisi benim diye düşündüm. Hiçbir tane iddialı görmedim içlerinde. Ben iddialıyım. Birinci ben olacağım. Ben bugün Hatice Hanım'ın ana yemeğini, pilavını, salatasını, misafirperverliğini çok beğendim. Bu yüzden puanım 4. Çorba olarak çorbası zaten çok lapaydı. Kendisi de kabul etti. Lapa olduğunu söyledi. Böreği iç harcı kokuyordu. Yani yiyemedim zaten. Hemen içi de bayağı bir yoğundu. Onu da beğenmedim. Salatası çok iri doğranmıştı. Bir de benim tabağıma şansa daha da iriydi. Ana yemek olarak pilavı hoşuma gitti. Güzeldi, damak tadıma uygundu. Köftesi pişmişti, o da lezzetliydi. Patates de aynı şekilde lezzetliydi. Tatlısının kıvamı iyiydi, damak tadıma uygundu. Hafifti, sütlü tatlı hafifti. Masa, yalnız masanın sunumunu beğenmedim. Güzel karşıladı fakat sunumda beklediğim hiçbir şey yoktu. Bardaklar boştu. Soğuk içecekler, meşrubatlar masada değildi. Yemeklerini savunmadı, zaten kendi de savunmadı yemeklerini. Savunmuş olsaydı belki şu an ona vereceğim puan da daha farklı olabilirdi. Yapmış olduğu yemeklerin arkasına sığındı. Kendini hiç savunmadı. Ana yemek yediğimiz sırada bir masadan hızlı bir şekilde kalkıp mutfağa yöneldi. Mutfağa gitti, geldi elinde bir kase ve pilavın üstüne reçel koydu. Yani bu beni çok şaşırttı. Belki seviyor da olabilir. Saygı duyuyorum damak tadı ama bu hareket hiç tanımadığın insanların yanında bence yapılmamalı. Bugünkü yarışmacılardan Hatice Hanım zaten bugün gördük. Bana rakip olabileceğini zaten düşünmüyorum. Yarın Süheyla Hanım'ın evine misafir olacağız. Kendisi bu akşam oldukça hareketli, yemeklere oldukça yorum kattı. Bakalım yarın masada göreceğiz. Şu an çok iddialı. Ama önemli olan masada bu iddiasını gerçekleştirebilecek mi? Ana yemeğini beğendim, tatlısını beğendim. Diğer yemeklerini beğendiğim pek söylenemez. O yüzden puanım 3. Şimdi çorbaya gelirsek, çorba mercimek çorbası. Koyu olmuş çok. İçinde limonu yok. Ara sıcağı geldiğimizde ara sıcak hazır yufkayı almış, hazır ıspanak almış. Hiç uğraşı yok yani, emek diye bir şey yok. Salataya gelince salata idare eder diyeyim artık. Onu da pek hiç etmedim ama çok iri iri olmuş. Sen içmiş zaten, belki beklediği için olabilir. Sadece ana yemeğini beğendim. Güzeldi, lezzetliydi. Pilavı da güzeldi, köfteleri de. Tabii biraz daha özen gösterseydi
daha iyi olurdu. Tatlıya gelince tatlı zaten hoşuma gitmedi. Tadı da azdı. Pek hoşuma gitmedi. Sofra düzeni de fazla güzel değildi. Ekmeği de yoktu zaten. Masada ekmek de koymamış. Ne bileyim ortada bir çiçek, işte mumlar, işte yani öyle özenmemiş fazla yani. Pilavı reçelle yemesi zaten çok abes benim için yani. Belki bize şaka yaptı ama bilmiyorum ama benim hiç hoşuma gitmedi yani. En azından pilavını beğenmiştim, onu yiyecektim. Onu da yiyemedim. Kendisi bana rakip olacak bir insan değil yani. Öyle fazla çaba da göstermemiş. Sadece ana yemeğini beğendim. Pilavını, köftesini, güzeldi. Onun için puanım 1. Bugün benim günümdü. Çok güzel bir gündü. Çok eğlenceli, çok neşeli geçti. Alışverişimiz çok güzel geçti. Çok neşelendik. Mutfağımıza Seda Hanım'la çok güzel vakitler geçirdik. Çok güzel yemekler yaptığıma inandım. İnanıyorum da zaten. Misafirlerimiz, gelenlerimiz çok iyilerdi. Hepsi çok hoşlardı. Tabii ki ufak tefek atışmalarımız oldu. Bunlar tatlı atışmalar. Bunlar tabii ki olacak. Yarınki yorumlarım benim de olacak. Yorumları gerçekten beni acıttı. Biraz açıkça konuşmak gerekirse. Sadece ev sahibi olduğum için biraz sakinliğimi korudum, hanımefendiliğimi korudum. Çok güzel ağırladığıma da inanıyorum. Ama gerçek yüzümü gerçekten yarın görecekler. Güllüşe Hanım'a gerçekten kırıldım, üzüldüm. Yani açıkçası bayağı bir dik direkt söylemesi, direkt yorum yapması beni bayağı bir üzdü, bayağı bir kırdı. Tek takıldığım konu oydu. Maydanoz olayı neyse her yerde bir maydanoz yani. Her şey bir maydanoz oldu yani gerçekten. Emine Hanım da yorumları güzeldi, iyiydi, yerindeydi, ölçülüydü. Tabii ufak tefek atışmalarımız onunla da oldu. Beyefendi çok mütevazı bir insandı. Tabii ki o da yemeğime göre yorum yaptı. O da kabullüm. Ben işte orada bir ufak bir espri yapayım dedim yani. Normalde günlük hayatta da zaten ben bunu yapıyorum. Yani pilavın üstüne bir reçel koyup yiyebiliyorum. Arkadaşlar bir görsün yani bu nasıl bir şeydir diye. Yani onun o tepkisi benim hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Yarın Süheyla Hanım'ın günü. Yarın bakalım benim bugün çok eleştirdi. Yarın bakalım hayırlısıyla onun günü. Bir de onu göreceğiz. Bakalım market alışverişini yetiştirebilecek mi? Evinin düzenini kurabilecek mi? Sofra düzeni, güzelliği, bardağı, çanağı. Yani nasıl olacak çok merak ediyorum. Allah şimdiden kolaylık versin diyorum. Bence güzel bir akşamdı. Hatice'nin modu biraz düştü. Ama yemeklerini beğendiler. Ben çok beğendim. Sadece kolay menü dediler. Yediklerim lezzetli miydi? Evet, sadece çorbası biraz daha kıvamı sulu olabilirdi. Ben beğendim. İnşallah arkadaşlar da benim gibi hakkaniyetle davranırlar. Yarın Süheyla'nın evindeyiz. Süheyla bayağı bilgili gibi geldi bana. Hiçbir şey beğenmiyor çünkü. Bakalım o nasıl bir menü çıkaracak. Çünkü bugün çok kolay dedikleri menünün üzerinde bir şeyler çıkarmaları lazım. Hep birlikte göreceğiz. 40'lar elinde haftanın ilk gününde Hatice Hanım rakiplerinden toplam 12 puan almayı başardı. Bakalım yarın neler olacak?